Değerli takipçilerim ve izleyicilerim, hepinize merhabalar. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kahvaltılarınızda ve aynı zamanda yemeklerinizi yanında tüketebileceğiniz nefis bir sos tarifim var. Kapya biber, patlıcan ve domatesten oluşan bu sosumuz gerçekten çok lezzetli. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Tarif için 5 kilo kapya biberim var. Güzelce birkaç kez yıkadım. Gördüğünüz gibi etlilerinden seçtim. Sizler de bu şekilde küçük değil, etli olanları tercih edin. Çok daha lezzetli olacak. Diğer yandan 1,5 kilo patlıcan, 2 kilo domatesim var. Onları da aynı şekilde yıkadım. Tarifimize ilk olarak sebzelerimizi közlemekle başlıyoruz. Fırın kağıdı sermiş olduğum tepsiye biberlerimi yerleştiriyorum. Fırınımı da 200 derece alt üst ayarı açtım. Güzelce ısınıyor. Biberlerimi ısıtmış olduğum fırına koyacağım. Güzelce közlenecekler. Şimdi fırına gönderiyorum. Yaklaşık 20 dakika sonrasında güzelce közlendi fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi altı üstü gayet güzel közlenmiş. Şimdi bunların tamamını tepsiye alıyorum. Tepsiye almamın nedeni buhar sayesinde kabuklarını çok daha kolay çıkaracağım. Sonrasında yine bu tepsiye aynı şekilde biberleri koyacağım ve tekrar fırına göndereceğim. Bu şekilde közlenen biberleri poşetin içerisine geçiriyorum ve hava almayacak şekilde ağzını kapatıyorum. diğer kalan biberlerimi de közledim. Onu da tekrar közlemiş olduğum biberlerin üzerine koyuyorum. İsterseniz sebzelerinizi mangalda da közleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Biberlerin tamamını közledim. Poşetin ağzını kapatıyorum. Ve biberlerimi kenar alıyorum. Aynı tepsiye patlıcanları yerleştiriyorum. Kenarına domatesleri koyuyorum. Birkaç tane yine patlıcan ve domates kaldı. Sonrasında yine aynı şekilde tepsiye yerleştireceğim ve közleyeceğim. Hepsini yan yana yerleştirdim. Patlıcanı ve domatesi közlenmesi için fırına gönderiyorum. Közlemiş olduğum patlıcan ve domatesleri fırından çıkarıyorum. Bunları da aynı şekilde tepsiye koyacağım. Yine poşetin içerisine koyacağım ve hava almamasını sağlayacağım. Bu sayede buharda kabuklarını çok daha kolay çıkaracağız. Bu arada Tarifte kullandığım bütün malzemeleri her zaman olduğu gibi videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Patlıcan ve domatesin tamamını tepsiye koydum. Poşete geçiriyorum ve yaklaşık bir 10-15 dakika boyunca bekliyorum. Patlıcanlar kenarda beklerken ben biberlerimin kabuklarını soymaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi kabuğu çok kolay bir şekilde çıkıyor. Bu arada biberleri közlerken tamamen yumuşamasını beklemeyin. Çok hafif diri kalması çok daha lezzetli olacağı anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi biberleri çok fazla öldürmedim. Kabuklarını soyduktan sonra orta kısmındaki çekirdekleri alıyorum. Yalnız biberin bütün çekirdeğini almıyorum. Birazını bırakıyorum. Bu sayede ekstra bir lezzet katıyor. Küp küp olacak şekilde biberlerimi doğruyorum. Bütün malzemeleri bu şekilde soyacağım, doğrayacağım ve genişçe tencereye alacağım. Sonrasında da diğer malzemelerini ekleyerek pişirmeye başlayacağım. Bütün detayları, püf noktaları, yapmanız ve yapmamanız gereken her şeyi sizlere anlatacağım. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an hemen dönüş sağlayacağım. Gördüğünüz gibi buharında beklettiğimiz için kabukları kolaylıkla çıkıyor. Bu püf noktasını lütfen kaçırmayın. Yine aynı şekilde biberin kabuğunu soydum. Çekirdeğini alıyorum. Sonrasında da biberlerimi dilimleyerek genişçe tencereye alıyorum. Biberlerin tamamını bu şekilde hazırlıyorum. Bu arada biberleri doğrarken çok fazla küçük olmayacak şekilde doğrayın. Yerken bu şekilde ağza gelmesi çok daha lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi biberlerin tamamının kabuğunu soydum ve doğradım. Tencereme aldım. Şimdi sırada patlıcan ve domates var. Biberleri doğrarken patlıcan ve domates de güzelce yumuşadı. İlk olarak domateslerin kabuğunu soyuyorum. Bu tarifte domatesi kullanırken bu şekilde sivri domates kullanmanızı tavsiye ederim. Hem suyu daha az oluyor hem de çok daha lezzetli oluyor. Bu şekilde ilk olarak domatesin kabuklarını soyuyorum. Sonrasında da doğrayacağım ve biberlerin üzerine ekleyeceğim. Bir domatesleri doğrarken ortasındaki sert kısımları almayı unutmayın gerçekten çok lezzetli bir sostur her sene yaparım ve kışa kalmadan biter o kadar lezzetli sizlerde denediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız zaten bütün sebzeler başlı başına lezzetli bir de közlendiği zaman tabi sonrasında içerisine sarımsak ve sirke de girecek o zaman lezzeti çok daha fazla olacak. Domatesin tamamını bu şekilde soyup doğruyorum ve kapya biberlerin üzerine ekliyorum. Son olarak patlıcanlara geldik. Patlıcanların da aynı şekilde kabuğunu soyuyoruz. Gördüğünüz gibi patlıcanın kabuğu da çok kolay bir şekilde çıkıyor. patlıcanların tamamını da bu şekilde hazırlayıp doğrayacağım. Sonrasında da sosumu ocağa alacağım. Soymuş olduğum patlıcanları da aynı şekilde doğruyorum. Bütün malzemeleri doğrarken eşit şekilde doğramaya özen gösterin. Bu şekilde hem görüntüsü çok daha güzel olacak hem de lezzeti. doğramış olduğum patlıcanları da tencereme alacağım. Bütün patlıcanları aynı şekilde soyup doğrayacağım. Kabuklarını soymuş olduğum kapya biber, domates ve patlıcanlarımın tamamını doğradım ve tencereme aldım. Şimdi diğer yandan diğer malzemelerimi hazırlıyorum. 250 gram acı biberi güzelce yıkadım, sap kısımlarını kestim ve 3 baş sarımsağı da soydum ve hazır ettim. Şimdi bu malzemelerimizi rondodan geçireceğiz. Acıyı çok sevdiğim için sosumu acı hazırladım. Ama acı sevmiyorsanız bu aşamada biber kullanmayabilirsiniz veya tatlı biber de kullanabilirsiniz. Biberin tamamını rondoya alıyorum ve çok fazla un ufak olmayacak şekilde rondodan geçiriyorum. Tamamen püre haline getirmenize gerek yok. Bu arada biberin içerisindeki çekirdekleri de içerisine katacağımız için çok daha lezzetli olacak. Biberlerin tamamını rondodan geçirdim. Sosumun üzerine alacağım. Gördüğünüz gibi çok fazla ufak parçalara ayırmadım. Rondo'dan geçirmiş olduğum biberin tamamını tencereye alıyorum. Bu arada dilerseniz kırmızı acı biber de kullanabilirsiniz. Ve son olarak sarımsakların tamamını rondoya alıyorum. Sarımsakları da aynı şekilde çok fazla ufak parça olmayacak şekilde rondodan geçiriyorum. Bu arada dilerseniz sarımsağı da biberi de çok küçük olacak şekilde elinizle de doğrayabilirsiniz. Rondodan geçirmiş olduğum sarımsakları da üzerine ekliyorum. Şimdiden kokusu harika. Piştikten sonra çok daha güzel kokacak ve çok daha lezzetli olacak. Tencereyi ocağa aldım. Ocağın altında açıyorum. İlk olarak bütün bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bu hazırlamış olduğum sosu bu şekilde bile yiyebilirsiniz inanılmaz güzel kokuyor ve gerçekten çok lezzetli. Ama kışa da mutlaka yapın derim. Malzemeleri karıştırdım. Şimdi üzerine bir su bardağı üzüm sirkesi ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı açısı 250 ml. Sonrasında yarım su bardağı zeytinyağı ekliyorum. Dilerseniz sıvı yağ da tabii ki kullanabilirsiniz. sosumuzun olmazsa olmazı kaya tuzu. 2 yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Lütfen yemeklik tuz kullanmayın, kaya tuzu kullanın. Ve son olarak 1 yemek kaşığı toz şeker. Lezzeti dengelemesi açısından oldukça önemli. Lütfen ekleyin. Şimdi bütün malzemeler harmanlanacak, birbirine geçecek, güzelce kaynayacak. Kaynadıktan sonra bir 10 dakika daha kaynatacağım sonrasında da sosumu hemen kavanozlara koyacağım sıcak sıcak tabii ki. Bu şekilde kışlık hazırladığınız tariflerin içerisine lütfen yemeklik tuz kullanmayın, kaya tuzu kullanın. Hem raf ömrü çok daha uzun olacak, hem çok daha lezzetli olacak ve hem sosunuzun hem de turşunuzun erimemesini sağlayacak. Renklerin uyumuna bakar mısınız? Gerçekten çok güzel görünüyor. Ve sosum yavaş yavaş kaynamaya başladı. Bu arada tencerenin ağzını açık tutmayı ihmal etmeyin. Kapalı yaparsanız sulanma yapacaktır. Bu şekilde açık pişirin. Hem de fazla suyundan buharlaşarak arınmış olacak. Dediğim gibi sos kaynadıktan sonra bir 10 dakika daha kaynayacak. Daha fazla kaynatmayın. O zaman sosunuz biraz kuru olur çok hafif sulu olacak şekilde kavanozlama işlemine geçeceğiz. Elimden geldiğince sizlere en ayrıntılı ve en anlaşılır şekilde tarifler paylaşmaya çalışıyorum. Lütfen yine de aklınıza takılan bir şey olursa ya da içerisine şunu koysak nasıl olur, bunu koysak nasıl olur şeklinde düşünürseniz yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada bu tarifi hazırlamak için seçtiğiniz tencerenin oldukça geniş bir tencere olması gerekiyor. Çok dar bir tencere olması halinde hem kaynama süresi uzayacaktır hem de malzemeleri çok fazla karıştırmanız gerektiği için parçalanacaktır. Bu şekilde daha geniş yayvan bir tencere seçin. Sizin için daha büyük kolaylık olacak. Ve sosum artık pişti. 10 dakika boyunca kaynattım. Gördüğünüz gibi hafif suyu da var. Rengi de çok güzel. Kokusunu zaten tarif etmem imkansız. Sadece denediğinizde anlayacaksınız. Sosu kavanozlarken bu şekilde küçük kavanoz kullanmanızı tavsiye ederim. Ben 350 milimlik kavanoz kullanıyorum. Kavanoz açıldıktan sonra maksimum 10 gün içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Sonrasında tadında ufak tefek değişiklikler oluyor. O yüzden büyük kavanozdan ziyade bu şekilde küçük kavanozlar tercih etmeniz sizler için çok daha güzel olacak. Bu şekilde büyük bir hunim var. Kavanozun ağzına koyuyorum. Ve kavanozun kenarlarına bulaştırmadan hazırlamış olduğum karışım içerisine koymamı sağlıyor. Sıcak sıcak hemen ocaktan indirdikten sonra kavanozları dolduruyorum. 5-6 tanesini bu şekilde doldurup kapağını kapatıyorum. Sonrasında tekrar devam ediyorum. Sıcak sıcak kapatalım ki vakumlansın. Zaten sonrasında tencerede kaynatma aşamamız var. İşimizi riske atmayalım, garantiye alalım. Tamamen kapandığına emin olalım. Hem emeğimiz ziyan olmamış olur, hem de bu kadar malzeme çöpe gitmemiş olur. O yüzden lütfen bütün bu aşamalara, püf noktalara dikkat ederek hazırlayın. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ufak kavanozda da çok daha güzel görünüyor. Bu aşamada hiç kullanmamış kapak kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Daha önce kullandığınız kapakları kaynatayım, daha sonra ısıtayım, soğutayım şeklinde kullanmayın lütfen. İşinizi riske atmayın. Hiç kullanmamış kapak kullanmanız sizler açısından çok daha iyi olacak. En azından garanti olacak. Hava almayacak. Sızıntı olmayacak. 5-6 tanesini bu şekilde doldurdum. Kapağını kapattım kalanlarıyla devam ediyorum. Dediğim gibi tamamını doldurduktan sonra kapağını kapatmayı bu şekilde sıcak sıcak hemen doldurun kapatın sonrasında yine devam edin. Bütün kavanozları aynı şekilde dolduruyorum. Sosu kavanoza koyarken tıka basa doldurmayın biraz boşluk bırakın. Bütün kavanozları aynı şekilde hazırladım. Kapaklarını kapattım. Sıkıca kapattıktan sonra tencereye ters şekilde koyuyorum. Hepsi sığmadı. İki kere bu şekilde hazırladım ve kapaklarıyla birlikte kaynattım. Kavanozları tepesi aşağı tencereye koydum. Şimdi kaynar su koyuyorum. Bu şekilde 5 dakika boyunca kaynatacağım. Tamamen vakumlanmış olacak ve kesinlikle hava almayacak. Dediğim gibi lütfen işinizi riske atmayın, garanti alın. Su kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika boyunca kaynatıyorum. Ve şimdi hemen sıcak sıcak kavanozların kapağını tamamen sıkılaştırıyorum. kavanozların tamamını tencerenin içerisinden alıyorum. İkinci kez güzelce kapaklarını sıkılaştıralım. Hiç hava almasın ve soslarımız bozulmasın. Dikkat edin eğer kavanoz hava alırsa sosunuz anında bozulacaktır. Yemeğiniz ziyan olacaktır. O yüzden lütfen ama lütfen belirtmiş olduğum püf noktalarına dikkat edin. Sonrasında kış boyu bu güzelliğin tadına varın. Çok sıcak olduğu için tabii ki bu şekilde koruyucu eldiven kullanıyorum. Kalan kavanozları da aynı şekilde tencerenin içerisine aldım ve kaynattım. Kapaklarını güzelce sıkılaştırdım. Bu şekilde bir gün boyunca tepesi aşağı bekleyecek. Birinci günün sonrasında kavanozları normal haline getireceğim ve güneş görmeyen serin bir ortam alacağım. Bir gün sonrasında kavanozlarınızın tamamını kontrol edin. Bakın sızma var mı? Eğer sızma varsa hemen o gün açın onu tüketin. Sızan kavanozlarınızı daha fazla bekletmeyin yoksa bozulur. Kavanozların kapağı açılmadan bu şekilde aylarca bekleyebilir. Hiçbir bozulma olmaz. Bu tariften toplamda 13 kavanoz sos elde ettim. Bu da ertesi günkü hali sizlere bu şekilde kıvamını, görüntüsünü göstermek istiyorum. Şu görüntüye bakar mısınız? Bence fazla söze gerek yok. Görüntü zaten ne kadar lezzetli olduğunu anlatıyor. Keşke kokusunu ve tadını da sizlere hissettirip tattırabilsem. İçerisindeki sarımsak da piştiği için yedikten sonra ağızda kesinlikle koku olmuyor. O yüzden kahvaltılarınızda da gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. İster kahvaltıda, ister çay saatlerinizde, ister de yemeklerinizin yanında bu güzel sosu afiyetle yiyebilirsiniz. Tarifim bu şekildeydi. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken sıkılmamış aksine keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. O değerli yorumlarınızı ve görüşlerinizi her zaman bekliyorum. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.